الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İbn Hibban'ın El-Musnad-ı Sahih Al-Taqasim Vel-Elva adlı hadis müsnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı. Bulunduğumuz çeşit başlığı, nevi başlığı, bulunduğumuz nevi 11. nevi başlığı şöyle: Elfâdu i'lâmin murâduhal avâmirul letî hiyel mufessiratu li mucmelil hitâbi fil kitâb. Kitapta mücmel olarak bulunan hitapların tefsirini veren, yani uygulamada nasıl gerçekleşmesi gerektiğine dair Hazreti Peygamber'in örnekliğine işaret eden hadisler. En son okuduğumuz hadis ise ...955. hadis idi. Şimdi bu hafta 956 ile devam edeceğiz. Zikrul ahbaril mufessirati, tefsir eden haberler. Neyi tefsir eden haberler? Li kavlihi celle ve ala, Hak Teala'nın şu sözünü. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler! Onun üzerine salat edin. Ve sellimu ve selam edin teslimen, güzel bir şekilde. Hadis şöyle: Akhbarana Abdullah ibn Muhammedin el-Ezdiyu, bize Abdullah bin Muhammed el-Ezdi haber verdi. Kale, dedi ki: Haddethena İshak ibn İbrahim'e, bize İshak bin İbrahim anlattı. Kale, dedi ki: Akhbarana Vakiyun, bize Vakiy anlattı. An Şubete, o da Şubeden. Anil Hakemi, o da Hakemden. An Abdurrahman ibn Ebi Leyla, o da Abdurrahman bin Ebi Leyla'dan. Kale, dedi ki: Kale li Ka'b ibn Ucrete, bana Ka'b bin Ucre şöyle dedi: Ela uhdi leke hediyeten, sana bir hediye edeyim, sana bir hediye vereyim mi? Demiş Ka'b bin Ucre Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya. O da herhalde olumlu bir cevap vermiş. Hediye et demiş olmalı ki. Haraca ileyna, diyor Ka'b. Bir gün Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi. Fekulna, dedik ki kendisine: Ya Resulallahi, ey Allah'ın elçisi. Kad arafna keyfe nusallimu aleyk. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fekeyfe nusalli aleyk. Sana nasıl salat edeceğiz? Onu ise soruyoruz. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ayeti nasıl tatbikata koyacaklarını sormuşlar. Ayet nazil olmuş. Ey iman edenler! Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Siz de sallu aleyhi, ona salat edin ve ona selam edin. Şimdi burada emir var. Sahabe soruyor: Ya Resulallah, sana selam etmeyi biliyoruz ama nasıl salat edeceğiz, bunu bilmiyoruz. Buyurmuş ki, kâle, diyor ki, kûlû, deyin. Allahümme salli alâ Muhammedin, Allah'ım Muhammed'e salat et. Ve alâ âli Muhammedin, Muhammed'in ailesine de salat et. Kemâ salleyte alâ âli İbrahim, İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi. İnneke hamidun mecid, sen sonsuz övülen, sonsuz yücesin. Allahümme barik, Allah'ım mübarek kıl. Ala Muhammedin, Muhammed'e. Ve ala ahli Muhammedin, ve Muhammed'in ailesine. Kema barakte ala ahli İbrahim, İbrahim'in ailesine mübarek kıldığın gibi. İnneke hamidun mecid, sen sonsuz övülen, sonsuz yücesin, diyerek bana salat edebilirsiniz, demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece ayette geçen bir emri, Cenab-ı Hak'tan gelen bir emri nasıl uygulamaya koyacağımızı bu hadis ile biz anlıyoruz. Şayet elimizde bu hadis olmasaydı, biri çıkıp Hazreti Peygamber'e salat edeceğim diye çeşitli uygulamalar ortaya koyabilirdi, değil mi? Ama bizi bu hadis sınırlıyor.
Hazreti Peygamber'e sadece böyle salat edilir. Salat etmenin yöntemi de Allah'ım peygamberine esenlik gönder. Yine gelen Hazreti Peygamber'den gelen başka bir hadiste yahut mevkuf bir haberde olabilir, şu anda aslını hatırlamıyorum. Salat Allah'tan olursa bu bir esenliktir. Zira Kur'an'da Cenab-ı Hak bize de salat ettiğini haber veriyor. Huvellezî yusalli aleykum. Odur sizin üzerinize salat eden. Tamam. Yani kelimenin santral manasıyla sınırlı bu. Sizin üzerinize esenlik gönderen, tıpkı Hazreti Peygamber'e esenlik yap, salat ettiği gibi bize de Cenab-ı Hak salat ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Bu salat etmek Allah'tan kullarına nasıl bir şey ise belki hissediyoruz, belki esenlik göndermek, nur göndermek gibi, bazı rahmet göndermek gibi bazı ifadelerle açıklıyor olsak da tam manasıyla ne olduğunu da yani bütün sınırlarıyla bilmiyor olabiliriz. Ama bunun iyi olması, iyi bir şey olması nedeniyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın bunu fazlasıyla yapmasını dua ediyoruz. Ya Rabbi elçine salat et. Yani bu Allah'tan yaptığımız, peygamber için yaptığımız bir duadır. Zikru kitbetillahi celle ve ala. Allah'ın yazması. Neyi? El-hasenati. Sevapları, güzellikleri. Kime? Limen salla ala safihi. Seçtiği o kimseye, yani Hazreti Peygamber'i kastediyor İbn-i İban, seçtiği o kimseye, salat edenlere Cenab-ı Hakk'ın sevap yazacağına dair bir hadis. Marreten vahideten, kim bir defa ona salat ederse Allah'ın karşılığında ona haseneler, sevaplar yazacağını gösteren bir hadis. Bu hadis-i şerif de demin bahsettiğimiz ayetteki emrin doğal sonucudur. Zira Cenab-ı Hak bir emirde bulunuyorsa, kullar bu emri icra ediyorlarsa Allah da kullarına sevap yazar. Bu Kur'an'ın temelde ortaya koyduğu bir süreçtir. Dolayısıyla o ayette geçen emir Allah'ın kullarından beklediği, istediği bir emir olaraktan elçiye salat edilmesi normaldir. Elçiye salat edenlere de Cenab-ı Hakk'ın sevap vermesi. Bunu ifade eden bir hadis ile karşı karşıyayız. 957 no'lu hadis. Akhbarana Ahmed ibn Ali ibn el-Musanna, bize Ahmed bin Ali bin el-Musanna haber verdi. Bu Ebu Yala diye meşhur İbn-i İban'ın çok sık hadislerini verdiği bir hocasıdır. Kale dedi ki, haddethana Vahb ibn Bakiyyata, bize Vahb bin Bakiyya anlattı. Kale dedi ki, haddethana Khalid ibn Abdillah, bize Khalid bin Abdillah anlattı. Kimden? An Abdurrahman ibn İshak'a, Abdurrahman bin İshak'tan. O da kimden? An Ala ibn Abdurrahman. O da Ala bin Abdurrahman'dan. O kimden? An Ebihi, o da babasından, yani Abdurrahman'dan. O kimden? An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre'den. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً, bana bir kez salat eden kimse, كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَةٍ, Allah ona bunun karşılığında 10 hasene yazar. Yani 10 sevap yazar. Diyor Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Biri kalsa dese ki, bu önceki hadisi kabul etmiyorum. Yani salat edilme biçimini böyle söz olarak Allah'ım Hazreti Peygamber'e salat et duasıyla olduğunu kabul etmiyorum. Namaz kılmak olarak bunu anlıyorum ve ben Peygamber'e namaz kılıyorum. Allah emretti, o yüzden namaz kılıyorum derse ona Kur'an-ı Kerim'in şu ayetiyle karşılık veririz. Bunu nereden çıkardın? Kitabı sen ilk defa okumuyorsun. Senden önce de kitabı okuyanlar oldu. Cenab-ı Hak ne diyor? فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Sen Kur'an, kitap hususunda bir konuda mütereddit kalırsan, öyle mi olacak, böyle mi olacak diye, o zaman فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ, kitabı senden önce okuyanlara sor. Burayı nasıl anlayacağım? Benden önce bu kitabı okuyanlar burayı nasıl anlamışlar? Demek ki başkalarının tefsirine yahut tefsir hususundaki birikime
evvela Hazreti Peygamber'in nasıl anladığı, nasıl tatbikata koyduğundan başlamak suretiyle o günden bugüne kadar gelen her türlü birikime başvurmak yine aynı kitabın emridir. Ve ben okudum Arapçasıyla, Allah diyor ki salat edin, işte şimdi ben de namaz kılıyorum Hazreti Peygamber'e diye birisi çıksa, böyle bazen abuk subuk çıkıyor ya, 14 asır sonra birden Amerika'yı yeniden keşfedercesine yapılan yaklaşımlar kitabı daha önce anlaşıldığı biçimiyle, yani müminlerin genelde takip ettiği yoldan aykırıysa, farklı düşüyorsa dikkatli davranmak lazım. Allah'ın elçisine sormuşlar, o da bana böyle salat edeceksiniz. Ayette geçen salat bir duadır, namazla şununla bununla hiç ilgisi yok. Bana dua edeceksiniz Cenab-ı Hakk'a. Ben de zira sizin gibi Allah'ın rahmetine muhtaç, esirgemesine, salat etmesine muhtaç, bunları garantilemiş biri olsam duanıza zaten ihtiyacım olmaz. Bunlara muhtaç biriyim, bana da dua edin. Kim bana dua ederse Allah ona sevap verecek diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde gördüğünüz gibi aciz bir kul olarak bizlerden dua talebinde bulunuyor. Böyle anlamayıp da farklı anlamaya kalkışanlar yine Kur'an'a aykırı düşmüş olurlar. Demin okuduğum ayetten başka bir ayette aklıma geldi. Cenab-ı Hak diyor ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, bir altyapınız yoksa, o zaman zikir sahibi olanlar, bu bilgiyi bilgili olanlar, sizden daha ileride olanlara sorun. Deyin ki Hazreti Peygamber bunu nasıl uygulamış? Onun uygulamasında bu ayeti kerimenin tatbikatı nasıl olacak? Zira ayette bunun tatbikatına dair bir açıklık en azından ben göremedim varsa bile diye bir paylaşım ve Hazreti Peygamber'in buradaki rolü. Yoksa herkes kendi başına öyle anladığı dikine giderse ortada ne din hususunda ne ibadetler hususunda bir birliktelik kalmaz. Zikru vasfis selami, selam vermenin vasfı, yani nasıl verileceği. اَلَّذ۪ي يَتَقَدَّمُ الصَّلَى Ki salattan önce olur. عَلَى الْمُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Mustafa'nın üzerine selam vermenin nasıl olacağını gösteren hadis. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُ بِالْمَوْسِلِ Bize Ahmet bin el-Hüseyin el-Cerâdî Musul'da haber verdi. قَالَ Dedi ki, Hazreti Peygamber'den öğrendikleri hususunda sahabe o kadar dikkatliler ki, birisi hapşurduğunda şöyle demiş. İşte hapşurmuş, sonra demiş ki Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Hamd Allah'adır. Salat da Hazreti Peygamber'e olsun. İbn Ömer demiş ki ya şaşırmış. Demiş söylediğin söz yanlış, bir tarafı yok. Ama bize Peygamber böyle öğretmedi hapşırınca. Ondan öğrendiğimize göre hapşırdığında Elhamdülillahi ala kulli hal. Her hale hamdolsun. Ya da kısaca elhamdülillah sadece. Bu vessalatu vesselamu ala Resulullah nereden ekledin? Tamam, bunda mana olarak yanlış değilse bile şekil olarak onunkini tutmuyor. Konuyla alakası yok. Yani nereden çıktı bu şimdi? Biri demiş ki قُومُ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ Allah'ın adı üzere kalkın. İbn Ömer demiş ki, şu sıralar Nafi'nin şeyleri incelediğim için hep İbn Ömer'den geliyor, kusura bakmayın. Demiş ya, ona nereden çıktı? Bizim peygamberden öğrendiğimize göre o alesmillah değil, bismillah'tır. Yani Allah'ın adı ile kalkın. Oradaki harfi cer ala değil, b harfi ceridir. Her ne kadar senin dediğin mana da sahih olsa bile biz peygamberden böyle öğrenmedik. O b harfi cerini kullanıyordu. Hocam bunlar bidat diye bakıyorlar mı? Ya şimdi bir ad koymayalım da, ya en azından tepkisini ortaya koyuyor. Çünkü biz böyle öğrenmedik diyor. Allah üsve-i hasene demiyor mu ona? Güzel örnek. Örneği taklit et. Yani her şeyi bilmeyebilirsin. Ama bir hikmeti var ki o bunu kullanıyordu. Senin dediğini kullansaydı, senin dediğini yapardık yani. Bir uygulama var. Onun uygulaması var. Hiç olmasın. Ne iştirmenin manası yok. Hiç uygulaması yoksa o konuda serbest demektir. Ya, İbaha alanına. Tabii devam eder. Ondan biri duyar. Tabii, der ki ben sahabenin yanında adamlardan duydum. İbn Ömer de sesini çıkarmadı. Adam hapşırınca elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah dedi.
Demek ki doğru. Yanlış olsaydı müdahale ederlerdi diye. İşte müdahale etmiş. Daha enteresan bir örnek vereyim. Kölesi Nafi diyor ki bir gün bir yerden geçerken bir sokakta birden mizmar sesi, herhalde zurnaya karşılık geliyor. Çok spesifik söylemeyeyim ama duyunca diyor kulaklarını kapattı ve koşmaya başladı. Sonra bir yere geldik, kulaklarını daha açmadan bana dedi ki ses geliyor mu? Dedim ki yok, gelmiyor. Kulaklarını bıraktı. Dedim ki bu ne yapıyorsun böyle? Dedi ki bak Nafi, bir gün Hazreti Peygamber'le gidiyordum sallallahu aleyhi ve sellem. Birden zurna sesi geldi bir sokaktan. Hazreti Peygamber seyirterek, kulaklarını da kapatarak öbür sokağa kadar gitti. Ve bana dedi ki, ey Abdullah ses geliyor mu? Gelmiyor dedim, kulaklarını açtı. Ben de aynısını yaptım dedi. Bu bir uygulamadır ve uygulamayı taklit ediyorum diyor. Sahabe böylesine titizdiler. Zira diyorlardı ki, yani bizden öncekiler bize taşa tapmayı bile yutturmuşlardı. Şimdi dikkatli ve özenli olmalıyız. Allah bir elçi gönderdi. Aradan maradan sonra bir daha küfre düşersek Cenab-ı Hakk'a yalnız Allah'a ibadet etmek hususunda bir yanlış olursa başımıza iş gelir. O yüzden Hazreti Ömer ne diyor? Hacer-i Resul'e dokunmuş ve öpmüş demiş ki vallahi ben biliyorum demiş. Taştan başka bir şey değilsin. Bundan başka bir anlam da yüklemiyorum sana. Sadece Hazreti Peygamber'i gördüm. Öptü seni. Ben de o yüzden öpüyorum. Ama senden hiçbir şey beklemiyorum. Sen taştan öte hiçbir şey değilsin. Yani bunda böyle seslendiriyor ki varsa içeride böyle eskiden kalma bir yatkınlık falan yahut birileri vaziyetten, görüntüden bir mana çıkaracaksa eğer çıkarmasın. Tamam. Zira Allah ne diyor? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin Rabbi olan Allah'a ibadet etsinler. Yani istikametten başka bir şey değil. Ondan önce de Beytül Makdis idi. Kabe'nin hiç adı bile anılmıyordu mesela. İslam'ın ilk yıllarında. Belki Hazreti Peygamber daha uzun ömürlü olsaydı, sonra Cenab-ı Hak Kabe'yi de bırakıp Kuzey Kutbu'na yöneleceksiniz deseydi, hiç oraya yönelecektik. Çünkü doğu da batı da Allah'ındır. Nereye yönlendirirse emir ile oraya yönleniyoruz. İstikamet bu. İşte bu nedenlerle sahabe Hazreti Peygamber'i iyi taklit ediyorlardı ki aman yanlışlıkla bir yere düşmeyelim. Böylesine bir hassasiyeti miras almışken kalkıp ben kendi başıma bu konularda sil baştan bir şeyler yapacağım diyen adam gittiği yolu tehlikeli ve riskli görmüyor mu? Ya bir yanlışa düşersen? Çünkü bunlar uygulamadır. Uygulamayı da Allah içimizden bir beşer üzerinden gönderdi. O taşın Hacer-i Resvet'in başından bir ismi aynı mı? Benzer bunlar. Bilmiyorum şimdi ne desem. Yani bir siyah. Ama yani başka bir adını görmedim. Hadislerde de geçtiği şekliyle siyah taş olarak geçiyor. He. Çok da böyle tarihi şeyi falan bir elimizde böyle bilgi yok yani. Allah da hakkında hiçbir değeri indirmiyor. Yani Kabe'de üzerinde duruyor. En azından vahiy indiği dönemlerde oraya doğru ibadet edilirken Cenab-ı Hakk'ın o taşı oradan sökün atın demediği, tamam, ses çıkarmadı. Birileri siyah demesi taşın değersizliği mi diyorum yoksa isim başından mı gelen mi? Yani Hazreti Ömer'in sözünü hatırlamak lazım. Ben diyor sen taş olmaktan öte bir şey olmadığını biliyorum. Gördüm ki Allah'ın elçisi sana dokundu ve öptü, aynı şeyi yapıyorum. Sende kabbele var ifadelerde, evet. Ben başka bir şey beklemiyorum. Sen yani bir taştan öte bir şey değilsin diyor. Hocam sanat Resulullah'tan başkalarına da getiriliyor mu? Mesela bir sahabine radıyallahu Hazreti Peygamber yapmış. Allahümme salli ala Ali Ebi Evfa. Allah'ım sen bu Ali Evfa'ya ailesine salat et diye Hazreti Peygamber dua etmiş. Yani biz bir ismini söyledik. Ama anlarız ya. Diyorlar ki Cenab-ı Hak ayette özel olarak Hazreti Peygamber'e salat edilmesini öngördüğü için bu artık Hazreti Peygamber'e salat her ne kadar temelde herkese salat edilebilirse de ümmetin böyle bir alışkanlığı yok. Mesela Hazreti Ebu Bekir sallallahu aleyhi ve sellem denirse bu mana olarak sahiptir. Deminki adamın hapşırdıktan sonra yaptığı gibi. Tamam mı? Zira Allah'tan salat her kula olur. Ayette geçiyor ya Allah üzerinize salat ediyor. Bu muhal bir şey değil. Peygamber'e özgü de değil. Ama peygambere salat edilmesi bir yatkınlık haline geldiği için ve insanların Ebu Bekir'den sonra salat getirilirse artık onu peygamber gibi mi görüyor yanılgısına yol açacağı için teammülen böyle bir şey yapılmıyor. Radiyallahu anh Allah ondan razı olsun duası. Dua, salat değil yani. Dua.
O da dua, az bir dua değil. Allah ondan razı olsun. Evet, ne? Zikru vasfı selami. Dedik, selamın özelliği. Haddethena İshak ibn Züreyk'in. Bize İshak bin Züreyk el-Resani anlattı. Kale dedi ki, Haddethena İbrahim ibn Halid'in as-Sanani'yü. Bize İbrahim bin Halid as-Sanani anlattı. Kale dedi ki, Haddethena Sevriyü. Bize Sevri anlattı. Süfyan kastediliyor. Anil Ameşi, o da Ameş'ten. Ve Mansur'in, ayrıca Mansur'dan. Ve Hüseyin'in, ayrıca Hüseyin'den. Ve Ebu Hişam'in, ayrıca Ebu Hişam'dan. Ve Hammad ibn Ebi Süleyman, ayrıca Hammad bin Ebu Süleyman'dan. Maşallah, Süfyan Sevri bayağı bir ilim toplamak üzere gezmiş. Onlar kimden? An Ebil Ahvas, Ebul Ahvas'tan. Vel Esvedi an Abdillah, o da Esved'den ve Abdullah'tan. Kale dedi ki, Abdullah diye geçen, eğer sahabe olarak geçiyorsa büyük bir ihtimalle İbn Ömer kastedilir. Kunna la nedri, bazen de sadece Abdullah olduğunda İbn Mesud da kastedilebiliyor. Kunna la nedri diyor, bilmezdik diyor. Ma nekulu fi salati, namazda ne diyeceğiz bilmezdik. Nekulu derdik ki, teşehhüde oturmayı kastediyor. Esselamu alallahi, selam önce Allah'a olsun. Esselamu ala Cibril, sonra Cibril'e bizden selam olsun. Esselamu ala Mikail, sonra Mikail'e bizden selam olsun. Fe, bunun üzerine allemenen nebiyyü, peygamber bize öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale dedi ki, İnnallaha huvesselam, selam zaten Allah'ın kendisidir. Yani dolayısıyla Allah'a selam olsun denmez. O selamın kendisidir. Esselam Allah'ın adıdır. Feiza celestum fi rekatayn, iki rekatta oturduğunuzda fekulu, şöyle deyin. Ettahiyyatu lillahi, saygılar lillahi, Allah'ındır. Yani elhamd gibi bir mana. Ve salavatü, bütün yine saygılar manasında. Çünkü salavat kuldan Allah'a olursa, o demin söylediğim hadiste saygı manasındadır. Allah'tan kulu olursa rahmet manasındadır. Ve tayyibat, bütün güzellikler, bunların hepsi Allah'ındır diye ikrar ediyoruz. Esselamu aleyke, selam senin üzerine olsun. Eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Ve rahmetullahi, ve Allah'ın rahmeti. Ve berekatuhu, ve bereketleri. Esselamu aleyna, selam hepimizin üzerine olsun. Ve ala ibadillahi salihin, ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Kale Ebu Vail fi hadithi. Ebu Vail bu arada iki çizgi arasında diyor ki, yani Abdullah an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Vail şöyle bir fazlalığı aktarmış. Hazreti Peygamber demişti ki, اِذَا قُلْتَهَا, bunu söylediğinde, اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ, bu yerde ve gökte bulunan bütün salih kullara gider, isabet eder. Diyorsun ya, Allah'ım salih kulların hepsinin üzerine selam et diye, gökte yahut yerde bulunan bütün salih kullara bu selam gider, isabet eder. Demek ki namaz kılıyorsun, bütün salih kullara selam gönderiyorsun. Diyorlar ki, falanca namazında sana selam gönderdi. Erişiyor çünkü gönderide bulunuyorsun. Tabi bu şuur ile yapıyorsan, çünkü ibadetlerde şuur da esastır. Ve kâle Ebu İshak, Ebu İshak da dedi ki fi hadithi, onun tarikinde, onun türevinde, اِذَا قُلْتَ, Hazreti Peygamber demiş ki, şayet bunu dersen, اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ مُقَرَّبٍ, her yakın kula, وَنَبِيِّنْ مُرْسَلٍ, her gönderilmiş elçiye, اَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ, ya da her salih kula gider, isabet eder senin bu selamın. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ, sonunda da ben Allah'tan başka bir ilah olmadığını, deminki sohbette söylediğimiz gibi, kabul ediyorum değil, tasdik ediyorum değil, içselleştiriyorum değil, artık kabul etsem ne olur, mecbur kaldım da değil, eşhedü, gözlemliyorum. Ben buna tanığım demek. Tamam? Eşhedü, görüyorum. Allah'tan başka ilah yok. Tamam? O yüzden Ebu Süfyan'ın iman edeceği aşamada, Ebu Süfyan hala biraz tereddütüm var dediğinde,
Hani Bilal diyor ya oradan, azıcık bir şey tereddüt kaldı, onu da ben şimdi kılıcımla gidereceğim diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dur, o kendisi gözlemleyecek. Allah'tan başka bir ilah olmadığını, bunu kendisi fark edecek. Ebu Süfyan da bayağı done toplamış yalnız o ana kadar. Diyor ki olsaydı diyor bizim putların veya Allah'tan başka bir ilah olsaydı diyor, ya bu kadar uzun zaman içerisinde biraz da bana yardım ederdi diyor. Yani hep sana yardım ettiğine göre ondan başka yok. Bu da onun çıkarımı, olaylardan çıkarmış. Fakat son artık haddiye geldiğinde diyor ki bu kardeşimin oğluna verilen diyor hiç kimseye verilmemiş. Yanındaki İbn Abbas uyarıyor, diyor ki bu krallık falan değil. Bu elçilik, Allah'ın gönderdiği bir elçilik ve öylece iman ediyor, tasdik. Acaba bu şuurla bakıyor bana. Krallık şuurla. Var tabii var. Bir şey. Fakat hanımıyla ilgili olan konuşmalarda gelen rivayetlerde hanım anlıyor bundaki değişikliği. Diyor ki o böyle duvarlara, şunlara, bunlara seslenmemiş diyor. Biz hiç anlamamıştık diyor ne dediğini. Yani o hidayetten sonrası iman olduktan sonra artık her şeyin rengi değişiyor. Zikru vasfis salati selami dedik. Burada da selamı, bu okuduğumuz hadiste de selamı açıkladı. Yani Hazreti Peygamber'e nasıl selam edilir? Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh diye Peygamber'e selam verilir. Biz Peygamber'e selam veriyor muyuz? Hem de her namazda oturduğumuzda Hazreti Peygamber'e selam ediyoruz. Bak bu bir hadis ile sabit bir şey. Yapıyoruz ve hiç gocunmuyoruz. Çünkü bir dayanağımız var Hazreti Peygamber. Allah'ın emrettiği bir şey olarak yapıyoruz. Ayette yeri var. Hazreti Peygamber de nasıl yapacağımızı söylüyor. Bunun dışında yaparsak, işte demin İbn Ömer'in söylediği gibi, tamam güzel de nereden çıkardın sorusu ile karşı karşıya geliriz. Zikru vasfis salati. Çünkü bu kendinden bir şey çıkarmak, delilsiz bir şeye dayanmak çok tehlikeli bir şey. Zikru vasfis salati alel Mustafa. Mustafa'ya salat etmenin niceliğine işaret eden bir hadis. اَلَّذِي تَتَعَقَّبُ السَّلَامِ اَلَّذِي وَصَفْنَاهُ. Demin bahsettiğimiz selamdan sonra gelen salatın nasıl yapılacağına dair bir işaret. 959 ne oldu hadis? اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانِ. Bize Hasan bin Süfyan haber verdi. Kale dedi ki اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe haber verdi. Kale dedi ki حَدَّثَنَا وَكِيُعُنْ. Bize Vakiyya anlattı. An Mis'arin, Mis'ar'dan, anil hakemi, hakemden, an Abdurrahman ibn Ebi Leyla, o da Abdurrahman bin Ebi Leyla'dan, an Ka'b ibn Ucrata, o da Ka'b bin Ucre'den, kâle. Deminki okuduğumuz hadisin, iki önceki hadisin başka bir kanalı bu. Kullâ dedik ki, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, kad alimne selâme aleyk, sana selam etmeyi öğrendik, biliyoruz. Fe keyfe salatu aleyk, peki salatı nasıl yapacağız? Bunun iki önceki hadiste okuduğumuz türevinde Ka'b bin Ucra kendisinden sonraki raviye ne demişti? Sana bir hediye vereyim mi demişti. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktaracağı bir anıyı, başından geçen bir olayı hediye olarak takdim ediyor. Zira nereden, ben ölürsem nereden bulacaksın bir adamı sana böyle canlı tanı olarak, biz sorduk Hazreti Peygamber de söyledi. O candan daha aziz olan sevgiliden gelen bir hatıra kadar değerli bir şey var mı? Demek ki sahabenin ve sahabe sonraki kuşağın Hazreti Peygamber'den gelen hatıralara verdiği kıymet, değer bu şekilde idi. Bir hediye olarak görüyorlardı. Ve hemen aktarmak çalışıyor. Tabii o da kendisinden sonrakine. Bak diyor bunu mezara götürmüyor. Bak diyor sormuştu. Kâb bana dedi ki bizatihi kendisi. Ben sordum. Ey Allah'ın elçisi, selamı biliyoruz ama salatı nasıl yapacağız sana? O kendisinden sonrakilere. Bu hem sevgiliden gelen hatıralar hem de bir yönüyle ibadetlerini ilgilendirdiği için üstüne özenerek, titreyerek aktardıkları şeyler. Aktarmayanlar da aslına sadık kalamayabilirim korkusuyla aktarmamıştır. Bundan emin olunuz. Yani belki karıştırırım falan. Karıştırmak da çok tehlikeli. Aman başkası aktarsın diye bazı sahabeler aktarmamış olabilir. Sanıyorum vaktimiz doldu. Ama hadisi okumadım. قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ.
Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. فَكَيْفَ الصَّلَاتُ عَلَيْهِ Peki sen nasıl salat edilir? قَالَ dedi ki قُولُوا دَيْنِسْ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ Allah'ım Muhammed'e salat et. وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ Muhammed'in ailesine de salat et. Şimdi hadislerde geçen kip bu kip. Kuşaktan kuşağa gelen kip de bu kip. Yani bu sadece bu hadisle değil, o gün başlayan uygulama adamın oğlu olmuş, oğluna namaz kılmayı öğretiyor. Oğlum oturdun böyle yapacaksın. O da oğluna kuşak, yani hiç kopmamış bir zincirde. Siz 14 asır boyunca bir kuşağın hiç namaz kılmadığını düşünebilir misiniz? Yani bir kopukluk olduğunu, yok böyle bir şey. Hiç kopmamış bir birbirini takip eden, eylem olarak birbirini takip eden, yani motorize olarak birbirini takip eden bir zincirde de bu aynı bu kipte duruyor. Hadisle aynı, hadisteki ifadesiyle aynı duruyor. Dolayısıyla sadece hadis ile bu doğrulanmıyor. Aynı zamanda kuşağın bir sonraki kuşağı, o da bir sonraki kuşağı aynı ifadelerle takip etmesinden de anlaşılıyor ki peygamber böyle öğretmiş olmalı. Bu noktada da başka bir soru gündeme geliyor. Sallallahu aleyhi ve selleme başka türlü salat edilemez mi? Pek çok salat örnekleri yazılmış. Yani Allah'ım Hazreti Peygamber'e yarattıkların adedince salat et. Yahut şöyle salat et, yahut böyle salat et diye. Alimler bu konuda iki farklı gruba ayrılıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki Hazreti Peygamber dedi ki bana salatı böyle edin. Tamam biz öyle eder çıkarız işin içinden. Başkaları da diyorlar ki yani kişi böyle daha güzel salat, daha güzel demeyelim de ondan güzeli belki olmaz. Kendine özgü bir salat yazarsa yahut ifade ederse bunda bir sakınca yok. Bu kişinin duası gibi algılanabilir diyenler de çıkmış. Bu iki görüş, ikisini de size aktarmış oldum. Diğer taraftan tefriciye diye bilinen salat var ya. Salat tefriciye diye bilinen. Salavat konusu benim doktora konum olduğu için biraz konuyla yakından ilgiliyim. Sehavi 902'de vefat etmiş. 902'de El-Kavlul Bedi'a Hâle-Salâti al-Habîbi Şefî'a diye yazdığı eserinde El-Kavlul Bedi'a Fî-Salâti al-Habîbi Şefî'a adlı eserinde son söz diye yazmış bu. Yani salavat konusunda en değerli, en kapsamlı son söz diye yazdığı o kitapta o güne kadar ne kadar salavat varsa, salavatlarla ilgili sahih, zayıf, hadi ne varsa sahihliğini, zayıfliğini söyleyerek hatta rüyalara varıncaya dek hepsini o kalın kitabında aktarıyor. O kitapta salat-ı tefriciye hiç yok. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Hicri 10. asır itibariyle o dediğiniz tefriciye yokmuş bile. Yani sonradan bedelanmış ve şu kadar söyleyeni de şu kadar elde eder. Şöyle sıkıntılarda, böyle bilmem nelerde diye o özellikle o salata atfedilen şeylerde kanaatim o ki yine sonradan ihdas edilen şeyler. Ama biz şunu ilke olarak inkar etmiyoruz. Hazreti Peygamber'e salat etmenin bir karşılığı vardır elbette. Bu hem dünya hayatında kişiye gelip erişir hem ahirette. Zira Allah'ın emri. Ama bunun böyle spesifik bu kadar sayıda yapıldığında bu kadar işe şuna yarar şeklindeki bir delilimiz yok en azından. Ve insanların bunu çok yaygın bir alışkanlık haline getirmiş olmaları da haddi zatında açıkça ifade etmek gerekirse yadırganması gereken bir şey. Çünkü böyle delilsiz bir şey tamam salavat getir, Kur'an da oku, dua da et. Yani peygambere musibet gelince sallallahu aleyhi ve sellem neler yapıyorduysa sen de hepsine başvur. O namaza başvuruyordu. Cenab-ı Hak ayette diyor, İsta'inu bis sabri ve salah namazdan sabırdan. Yardım alın, güç alın. Namaz kılacağına musibet üzerinden kalksın, dua edeceğine sadece o tefriciye ile böyle sanki bir anahtarın dişlileri gibi o sokulduğunda açılan bir kapı var tarzında yaklaşmak çok fazla mesnedi yok. İşte onu diyorum. Ben rakamı hatırlayamadığım için. 444 defa onu okumak bir hatim süresinden daha fazla diyorum. Çünkü ilk 3 satır vesaire düşünürsek 600 sayfadan daha fazla ediyor yani. Ya 4444. Ya bazen düşünüyorum da diyorum o sayıyı söyleyen adama da yine teşekkür etmen lazım. Yani 44.400 deseydi ya, o da daha perişan edici olurdu. Yine binlerle yetinmiş adam. Hocam bu değişikliği nasıl sağlayacağız halkın içerisinde?
Herkes bunu şimdi şey gibi ekmek, bakkaldan ekmek alır gibi şimdi biliyor. İşte bak ben sağlamaya çalışıyorum. Diyorum ki bunun bir mesnedini ben bilmiyorum en azından. Ha bu son düşünce falan değil. Biri çıkar getirir, hadis koyar önümüze. Bak Allah'ın elçisi demiş ki bir gün Hazreti Ali'ye veya herhangi bir sahabiye. Önemli olan bir senetli sepetli bir şey olsun. Bir dayanacak deliniz olsun. Mesela ben yatarken 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber çekiyorum. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden köyde hizmetçi isteyen kızına akşam üzeri bu isteğini Hazreti Ayşe kendisine aktardığında o günü bile geçirmeyip evine çıkıp gelmiş sahih hadiste ve onların yatağının yanı başına oturmuş demiş ki bak şu sıra elimde köleler falan da var ama gerek yok sana vermeme daha güzelini sana öğreteyim deyip kızına bunları öğretmiş. Ve Hazreti Ali diyor ki o gün ben duydum onun kızına bunu öğretirken o gün bugün bırakmadım diyor. 33 kere şu, 33 kere şu, 33 kere şu sayılı şeyle yapıyorum, yapıyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber'e dayanıyor. Sıffinde bile bırakmadın. Sıffinde bile demişler, sıffinde de mi bırakmadın? Yani hiç mi unutmadın? En sıkıntılı gecede de mi unuttum? Hiç bırakmadım demiş. Çünkü Hazreti Peygamber iyi öğütledi kızına bunu. Ben de yaptım. Peki, okuyayım salavatı. Kulu deyin ki, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim ve ali İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana Rabbena ve la tahmil aleyna esran kema hamaltahu ala alledhine min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.